Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Başbakan Scholz'un partisi Avrupa Parlamentosu seçimlerinde hezimet yaşadı. Aşırı sağcı AfD'nin önemli kazanımlar elde ettiği oylamanın sonuçları harita üzerinden net biçimde görünüyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Merkel Sol Liberaler koalisyonu, pazar günü yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ağır kayıplar yaşadı. Scholz'un Sosyal Demokratlar Partisi ana muhalefetteki muhafazakar ve aşırı sağcı AfD'nin ardından 3. sıraya geriledi. Sosyal Demokratlar oyların yalnızca %13,9'unu alarak şimdiye kadarki en kötü sonucu elde etti. Sonuçlar Almanya kamuoyunda bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Bild gazetesi sonuçları harita üzerinden göstererek Avrupa seçimleri Almanya'yı böldü dedi. Haberde ülkenin doğu kesiminin mavi, batı kesiminin ise siyaha büründü belirterek şöyle söylendi. Avrupa seçimlerinin sonuçlarına haritada bakarsanız şunu hemen görebilirsiniz. Almanya siyasi olarak ikiye bölünmüş durumda. Sonuçlara göre eski federal eyaletlerde CDU ve CSU'nun Slide ile Oberammergau arasındaki seçim bölgelerindeki büyük bir kısmını kazandığına dikkat çekildi. Hamburg, Kiel, Münster, Heidelberg, Freiburg gibi büyük şehirlerin yeşiller tarafından kazanıldı. Bremen, Bremerhaven, Harne'nin ise SPD'nin son kaleleri olarak kaldığı kaydedildi. Yeni federal eyaletlerde ise Rügen adasında Ore dağlarına kadar haritanın yarısının aşırı sağcı AfD'nin parti rengi olan mavi büründüğü notu paylaşıldı. Tek istisnalar ise şu şekilde sıralandı. Başkent Berlin ve komşu Potsdam yeşillere oy verdi. Potsdam, Mittelmark ve Jena, Weimar ve Erfurt şehirleri CDU'dan yana tercihte bulundu. AfD ikinci en güçlü güç olarak konumlandı. Trafik lambası koalisyonu felaket durumda. AfD'yi dışlamak üzere kurulan güvenlik duvarı başarısız oldu.